Kültürün bu unsurlarını maddi ve manevi ayırma, maddi ve manevi olarak ayırmamız gerekirse manevi unsurlar dil, edebiyat, ahlak, gelenek ve görenektir. Yani bizim maneviyatımızı etkileyen bazı unsurlardır bunlar. Bizler dil sayesinde iletişim kuruyoruz. Yine edebiyat sayesinde hissetmiş olduğumuz duyguları, düşüncelerimizi karşı tarafa iletiyoruz. Yine ahlak sayesinde bir kültür içerisinde kendimizi ifade edebiliyoruz. Yani manevi hislerimizi ifade edebiliyoruz. Toplumu birbirine bağlayan gelenek ve göreneklerde manevi hissiyatlarımızı ortaya çıkarmış oluyoruz ve manevi olarak bir birliktelik sağlayabilmek için tarihin önemli bir etkisi vardır. Çünkü toplumları birbirine bağlayan ortak tarihi geçmişleridir. Maddi unsurlara gelindiğinde ise yemek, vatan, resim, eğitim, müzik, giyim gibi isimlendirebiliriz. Bir toplum içerisinde yaşayan, yani bir kültür içerisinde yaşayan insanlar genel itibariyle yemek de aynı benzerlikleri gösterirler. Yine aynı vatan içerisinde yaşarlar. Resimdeki beğenişler, resimdeki beklentiler hemen hemen birbirine yakındır. Yine aynı eğitim kurumlarında eğitimlerini alarak kültürlerini öğrenirler. Benzer müzik zevkleri vardır. Giyimlerinde ise kültürel bazı unsurlar göz önünde bulundurularak benzerlik görebiliriz. Kültür unsurlarını açıkladıktan sonra kültürün çeşitliliğine gelmemiz gerekir. Kültür çok fazla çeşitlendirilmiştir. Kültürün temsil edildiği yerler, temsil biçimleri ve kültürü temsil eden ve gözlemleyerek farklı kültürlerin ortaya konulduğu belirlenmiştir. Bunların kabul görenleri arasında şu şekilde bir sıralama yapabiliriz. Birincisi halk kültürü. Genel kültür olarak da isimlendirebiliriz. Bir toplumun içine doğan bir bireyin edinmiş olduğu kültürdür. Yani bizler doğmuş olduğumuz toplumun genel bir kültürünün içerisinde zaten doğuyoruz. Burada kişilerin almış olduğu ya da onlara verilmek istenen unsurları isteyip istememesinin bir önemi yoktur. Çünkü zaten ne yapmıştır? O toplum içerisinde doğmuş olduğu için bazı kültür unsurlarını edinmek zorundadır.